11 ayın sultanı Ramazan tüm güzellikleriyle devam ediyor demiştik. Şimdi bu Ramazan'ın çok ender ve de özel duraklarından olan Eyüp Sultan'a kameraları çevireceğiz. İstanbul'da Ramazan ayının vazgeçilmez adreslerinden biri Eyüp Sultan. Ramazan'ın manevi havası Eyüp Sultan Hazretleri'nin muhabbetiyle birleşince ortaya tarifi imkansız duygular çıkıyor. Muhabirimiz Kamber Yılmaz ve kameraman Kenan Birinci bu manevi atmosferi sizlere aktarmak için soluğu Eyüp Sultan'da aldı. Mübarek Ramazan ayının ilk haftasını geride bıraktığımız şu günlerde Eyüp Sultan Camii'ndeyiz. Efendim neler hissediyorsunuz şu an iftarı bekliyorsunuz? Vallahi böyle bir maneviyatın içerisinde iftar açmak güzel bir duygu. Her tarafımız gördüğünüz gibi türbe, her tarafımıza bir maneviyat kokuyor. Vallahi şu anda çok mutluyum. Kendimi Kabe'de hissediyorum. Kabe'ye gitmedim ama inşallah giderim. Bu kutsal mekanda ben kendimi çok huzurlu hissediyorum. İftar öncesi Eyüp Sultan Camii ve çevresi tıklım tıklımdı. Yemekler hazırlandı, sofralar kuruldu. Ezanın okunmasıyla birlikte binlerce kişi hep birlikte iftar açtı. Yemeklerin yenilmesinin ardından vatandaşlar akşam namazı için Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Namazın ardından sıra türbe ziyaretine geldi. 2,5 yıl aradan sonra tekrar ziyarete açılan Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesi önünde dua edildi. Vatandaşlar akşam namazıyla teravih arasındaki zamanı ise Eyüp'teki panayır alanında geçirdi. İftardan önce yorgun düşen vatandaş iftar yemeğini yedikten sonra alışverişinde ve çevreyi gezmekte, çevreyi tanımakta sevgili seyirciler. Dondurmacılar, mısırcılar, macuncular hepsi panayır alanındaydı. Ramazan ayı bereket ayıdır Ramazan ayı biliyorsunuz. Bereket, dualar, ibadet. Babacığım işte biz de gördüğün gibi ekmeğimizdeyiz yani burada macun soruyoruz kendimizce öyle. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve sıra geldi teravih namazına. Abdestini alan camiye koştu. Eyüp Sultan Camii'nin hem içi hem de avlusu kısa sürede doldu. Teravih namazını kılan vatandaşlar daha sonra Eyüp Sultan'ın gönüllerine serptiği manevi huzurla evlerinin yolunu tuttu.